Emekçi kadınların haklarını elde etmek uğruna can verdikleri mücadeleyi simgeleyen bugün de her türlü ayrımcılığa, şiddete ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ayrımcılığın, şiddetin ve eşitsizliğin sözlü kınamalarla, norm ve yasal düzenlemelerle değil, insan olmak sebebiyle doğuştan kazanılan haklarla, eşit ve ayrımsız zihinlerle giderileceğinin farkındayız. 8 Mart, kadın işçilerin ölümlerinin sebep olduğu acıdan doğmuştur ve kutlama günü değildir. İnsan olmakla kazanılan hakları hatırlatma ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı taleplerini söyleme ve eşit bireyler olduğumuzu haykırabilmenin günüdür. Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Uluslar Eylem Planı 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Şiddete sıfır tolerans ilişkisi ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yapılan proje çalışmalarına Karabük Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak destek vermekteyiz. Kurumsal iletişim kanallarının artırılmasına, şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetlerini yürütülerek toplumumuzda şiddete sıfır tolerans anlayışını yerleştirmeye, kadın destek uygulaması KADES'in Alo 183 sosyal destek hattının şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliği ve kullanımının artırılmasını amaçlamaktayız. Karabük Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak eşitsizliğin, şiddetin, ayrımcılığın, hor görülmenin ve aile içi şiddetin giderilmesi için yapılacak her türlü yasal düzenlemenin yanındayız ve bu düzenlemelerin aynı zamanda sesi yüksek çıkan sözcüleriyiz. Ancak salt yasal düzenlemelerin ve yasal düzenlemelerin sonucundaki tedbirlerin yetmediğini biliyoruz. Palyatif tedbirler bize eşitliğin doğal ortakları yapmaktan uzaktır. Kadınlar bakımından daha adil bir dünya arayışımız ise hiç bitmeyecektir. Bundan ötürüdür ki cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına yapılacak taleplerin de yüksek sesli sözcüleriyiz. Çözüm öncelikli olarak zihinlerdedir. Eşitlik doğuştan gelmektedir ve kişinin birey olabilme kaygısının oluşturduğu haklı eşitsizlikler dışında tüm eşitsizliklerin karşısındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kadınlarını geri bırakan milletler geri kalmaya mahkumdur. Ülkemizde gerçek demokrasiye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek ancak kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Dünün, bugünün ve yarının doğal eşitleri olarak 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde her gün olduğu gibi kadınların cumhuriyetle ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimize, kadına karşı ayrımcılığın, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.